Çocuklardaki morluklar için öncelikle bir tam kan sayımı yapmamız lazım. Tam kan sayımında tüm hücrelere bakıyoruz. Al yuvarlara, lökositlere ve trombositlere. Trombositler pıhtılaşmaya sağlayan kan pulcukları. Bunların sayısında bir azalma var mı veya bir çoğalma var mı? Bazen çoğalma da trombositlerin işlevlerini bozabilir, yeterince çalışmazlar. Ama daha çok çocuklarda biz trombosit sayısında azalma görüyoruz. Tam kan sayımıyla birlikte bir de çocukların periferik yayması dediğimiz... bu kan hücrelerinin cam üzerine yayılarak boyanması ve bizim mikroskop altında incelememiz sonucunda... bir kanıya varmamıza yardımcı olan... periferik yayma incelemesini yapmak lazım. Bunu yaparken de... özellikle böyle morluklar olan çocuklarda... direkt kan alınan tüpten değil de parmak ucundan direkt cama alınıp e trombositlerin sayılması ve mikroskop altında küme yapıp yapmadıklarını bir araya gelip gelmediklerini incelememiz lazım. Mamulluklar için ilk planda yapmamız gereken testler bunlar. E, eğer bunlarda biz bir şeye varabilirsek, bir hastalığın tanısını koyabilirsek o, o işte o, o zaman o hastalığa özgün daha ileri tetkikleri de gerçekleştirebiliriz. Tabii pıhtılaşma sisteminin diğer de bölümlerini de ekimozlar olduğunda yani morluklar olduğunda araştırmalıyız. E pıhtılaşma faktörleri için yapacağımız bazı testler var. Kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı gibi e yine tüm pıhtılaşma sistemini tarayabileceğimiz testler var. Ama ilk söylediğim iki test en önemli testtir.